Firuze. İyi misin? Evet, yok bir şey. E ağlıyorsun. Kimse beni bu evde istemiyor Aziz. Ne yaptıysam olmadı, istemiyorlar. Ne oldu yine, biri bir şey mi dedi? Ay ben birine bir şey mi yaptım? Bir terbiyesizliğim falan mı oldu? Ben ne yaptım seni sevmekten başka Aziz? Ya şunu doğru düzgün anlat, çıldırtma insanı. Mahurum bir şey dedi. Hayır ya, boş ver, ne olur unutalım. Lütfen anlatır mısın? Benim karımı üzmeye hiç kimsenin hakkı yok. Necati mi? Kimse seni bu evde istemiyor dedi. Bak bana. Sen ne dedin Firuze sana? Bazı çirkin yakıştırmalarda bulundum sanırım. Ağlıyor kadın içeride. İstemiyorum seni bu evde demişsin. O en hafifiydi. Diğerlerini anlatmadım. Bana bak. Burası benim evim. Ben çalıştım. Ben kazandım. Ben aldım. Bu da benim karım. Demek sen çalıştın. Sen kazandın. Evet. Ben kazandım. Sen sabahtan akşama kadar zift denesin diye çalışmadım ben ömür boyu. Anladın beni? Doğru. O kadın yesin diye çalıştın ha baba. Ya da ilan şirketi batırsın diye çalıştın. Sahi baba sen niye çalıştın? Necati senin ben... Baba görmüyor musun sarhoş? Aziz lütfen benim yüzümden olay çıksın istemiyorum. Gerekirse giderim bu evden. Çok ucuz bir blöf. Daha iyisini bulmalısın. Gerçekten giderim. Hatta şimdi giderim. Firuzan sen de otur oturduğun yerde. Hiç kimse bir yere gitmiyor. Necati senden özür dileyecek, bu mesele de burada kapanacak. Bir dakika. Ben tam olarak ne için özür dileyeceğim baba? Cici annemizi sevmediğim için. Hayır efendim. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Ama sen benim karıma saygı göstermek zorundasın. Doğru. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Hatta evladı bile olsa. Hatta evladı diri diri yanıyorken bile kurtarmak zorunda değil mesela. Abi başlama yine ya. Başlayacağım. Yine başlayacağım. Yüzüne baktın baba. O anı gördüm. Beni kurtarmaya değer bulmadın. O minicik anı gördüm. En kötüsü de ne biliyor musun? Olmadı öyle bir şey. Başını koyduğunda düşün beni istiyorum. O zaman bulacaksın ve ne demek istediğimi anlayacaksın. Sevgili Cici annemiz, bizim kutsal meleğimiz. Lütfen bu sarhoş ve sefil ruhu bağışla. Sen yeryüzündeki kadınlar içinde en temiz ve saf olansın. Her ne kadar milyarder bir adamı kafalamayı başarmış olsan benim için bir meleksin. Lütfen bağışla beni. Sen gerçek bir zavallısın. İlhan al götür şunu odasına. Kapısını da kilitle. Gözüm görmesin bu serseriyi. Hayatım, ne olursun sen ciddiye alma şu Necati. Bak yalvarıyorum sana. Nasıl ciddiye almayayım?
neler söyledi duymadın. Sen de haklısın ama Elif sarhoş. Ne dediğini farkında değil ki. Takmış şu arabadaki yangın meselesini. Niye öyle diyor? Doğru değil, değil mi? Ya imkan var mı öyle bir şey? Tabii ki doğru değil. Ya Necati oldum bittim zayıf bir çocuktu. Bir de üstüne bu alkol mahvetti onu. O kendi zayıflığının hırsını çıkarıyor bizden. Onun derdi senle değil ki, kendiyle. İyi geceler. Zeliş'i öp benim için. Olur. İyi geceler. Mahur, nasılsın? Bir aksilik yok değil mi? Yok, ne olacak ki? Ne bileyim, yarın duruşma var diye o adam tekrar aramadı değil mi? Cık, aramadı. İyi oldun, emin misin? Gözlerin kısalmış. Yorgunluktandır. Hadi ben yatıyorum, iyi geceler. İyi geceler. Sana bir sır vereyim mi? Lütfen. Bence cinsel yolla bulaşan en tehlikeli hastalık akrabalık. Sağ ol ya. Çok içimi rahatlattın. Ayrıca beni bir hastalık olarak görmen de gerçekten çok hoş. Ama sen akrabam değilsin. Kardeşimsin. Niye öyle söyledin o zaman? Bilirsin. Ben genelde konuşmaya girerken çarpıcı açılışları severim. Şuradan bir odun alıp kafama vursaydın ya o zaman. Pek benim tarzım değil. Anlat bakalım, neye canı sıkıldı? Hiç. Ya ne anlatayım abi, her şey ortada işte. 27 senedir bilfiil abinim. Canının en az 5 ayrı şekilde sıkıldığını biliyorum. Mesela işinde bir aksilik çıktıysa can sıkıntının daha çok böyle yorgunluk gibi görünüyor. Ama bir erkek arkadaş meselesi ise işte o zaman böyle sanki dişin arasına bir şey girmiş de bir türlü kürdan bulamamış gibi oluyorsun. Yani o lanet şey orada ama ne yaparsan yap bir türlü çıkmıyor. Zihnin bir yerinde seni meşgul ettiğini anlıyorum. Ya saçmalama abi ya. O yüzden anlat hadi.
Annemi özledim. Çok özledim hem de. Özlediğin annemiz değil ki. Çocukluğumuz. Kendi saflığımızı özlüyoruz. Sen de özlüyor musun yani? Bir şeyleri özlemeyi uzun zaman önce bıraktım. Bu kadar umutsuz olmandan hoşlanmıyorum abi. Ben de romantizmden. Yine de iyi ki varsın. Sen de. O adama bir şey mi yaptın? Öldürdün mü onu? Bu saatte. Uyuyamıyorum artık bu evde. İlaç al. Mantıklı. Ama ben sohbet etmeyi tercih ederim. Olur. Zeliş nasıl? İyidir. Uyuyor içeride. Peki Zeliş annesini hiç özlemiyor mu? Özlüyor tabii. Üzlemez mi? Üzlüyor. Arada bir geliyor ama değil mi annesi ziyarete? Gelir. Lakin boşandıktan sonra başka memlekete taşındı. Özel olmayacaksa niye boşandınız peki? Benim yüzümden. Ben zor biriyim. Neyin zor? Yani askerlik falan işte. Zor meslek. Tamam da onu sormuyorum. Senin neyin zor? Kıskanç mıydın mesela? O çalışmayı çok severdi kendisi. Hı. Sen de evinin bir kadını olsun istiyordun. Mesela işte olduktan sonra evet. Yuh. Hangi yüzyılda yaşıyorsun ki sen? Aşık mıydınız peki? Severdim. Ama ikisi farklı şey. Bence aşk bir kadına ya da bir erkeğe harcanamayacak kadar özel bir duygu. İlahi aşka mı inanıyorsun yani? Bayan, aşk zaten ilahidir. Başka türü yoktur ki. İnsana ait değildir yani. Bana saçma geldi mesela. Gelmesin. Nasıl oluyor da her konuda seninle farklı düşünebiliyoruz acaba? Farklı karakterleriz tabii, normaldir. Belki de. Ama insanlardan sakladığın başka bir yüzün daha var sanki. Nasıl yani, iki yüzlü müyüm ya ben? Hayır canım, onu demek istemedim. Yani
Başka bir derinliğin daha var sanki. Yok. Ben neysem oyum. Onu anladık. Sesini duymak iyi geldi ama. İyi geceler bayan. Tamam. İyi geceler. Gazeteci falan yok değil mi etrafta? Yok baba, merak etme, hallettim ben. Nasılsınız bugün? Güneşin tadını çıkart. Uzun bir süre göremeyeceksin. Güneş özleyeceğim bir şey değil. Ben karanlıkta yaşamak durumundayım. Evet, isabet olmuş. Davalı Savaş Yıldırım, davacı Mahur Türel. Doğru bildiğin neyse onu yap. Yaz kızım, soruşturma evrakı incelendi. Şüpheli Savaş Yıldırım'ın 11 Ocak 2021 tarihinde Savcı Ali Güven Öz Yılmaz'ı kasten öldürdüğü tanıkların ifadesi kapsamında iddia edilmiştir. Gerek tanık Mahur Türel'in ifadeleri, gerek şüpheli Savaş Yıldırım'ın bağlantılı olduğu diğer suç ve ceza dosyaları dikkate alındığında açılan kamu davasına tanık ifadelerinin dinlenilmesiyle devam edilmektedir. Sanık vekiline soruldu. Efendim, müvekkilim suçlamaları kesinlikle reddetmektedir. Olay günü orada olmadığı gibi olay ekipleri olay yerinde bir cesete ulaşamamış, hiçbir delil bulunamamıştır. Davanın düşmesini talep ediyorum. Sayın Hakim, olayların görgü tanığını kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Adınız? Mahur Türel. Size sorulan sorular hakkında doğru cevap vereceğinize, hiçbir şey saklamayacağınıza, namusunuz, şerefiniz, değer verdiğiniz, kutsal saydığınız değerler üstüne yemin eder misiniz? Soracağınız sorular hakkında gerçeğe uygun cevap vereceğimi, hiçbir şey saklamayacağıma, namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerler üstüne yemin ederim. Olay günü orada mıydınız? Evet, oradaydım. Bir savcının öldürüldüğünü görmüşsünüz, doğru mu? Doğru hakim bey. Kızım, şimdi söyle bana. Gördüğün adam Savaş Yıldırım mıydı?
Babana kadim dostu, eski ortağı Ömer'in nasıl öldüğünü sorabilirsin mesela. Annen hayatta olsaydı ona sorardım. Ne işin var senin burada? Yarın mahkememiz var. Seni son bir kez görmek istedim. Belki fikrini değiştirebilirim. Maalesef büyük bir yalanın içinde yaşıyorsun yavrum. Hayır hakim bey. Bu adam değildi. Ne diyor kız baba? Bilmiyorum oğlum. Mahur. Sessizlik. Emin misin kızım? Eminim hakim bey. Bu adam değildi. Yerinize geçebilirsiniz. Gereği düşünüldü. Her ne kadar sanık hakkında suçu tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan cezalandırılması için mahkememize dava açılmış ise de müsned suçun sanık tarafından gerçekleştirildiğine dair yeterli delil olmadığından sanık Savaş Yıldırım'ın CMK 223 taksim 2 maddesi gereğince beraatine karar verildi. Mahur. Mahur nereye? İlhan. Bırak. Ne oldu şimdi? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne oluyor Maraş'ta? Bilmiyorum Aziz Bey. Nasıl bilmiyorsun ya? Biz sana bunun için para vermiyor muyuz? Ben Mahur Hanım'ı korumak için buradayım. Aklını okumak için değil. Allah Allah. İlhan, sakin. Hayır, madem böyle yapacaktı, niye günlerdir bizi gerdi anlamadım ki. Ne olursa olsun, sonunda doğru olanı yaptı. Biz de bu heriften kurtulmuş olduk. Yerinde olsam hiç öyle düşünmezdim baba. Aziz Bey, Maraşlı fedai. İlhan'dı değil mi? Ne istiyorsun lan? Bir şey istemiyorum çünkü istediğimi aldım. Mahur Hanım doğru yaptı, bana özgürlüğümü verdi. Bunun benim için ne anlam ifade ettiğini sizlere anlatamam. Kendisi nerede? İçeride biraz solgun görünüyordu. Ne duru bir güzelliği var değil mi? Ne anlatıyorsun kardeş sen? Böylelikle bu mesele kapandığına göre bir daha kızımın yanına yaklaşmayacaksın. Anladın mı beni? Gayet iyi anladım. Pek anlamış gibi görünmüyorsun. Yok, gerçekten anladım. Mahkeme stresi yüzünden böyle görünüyorum. Sağlığım gereği hep kapalı alanlarda kalmam gerekiyor ama açık havada kendimi hep daha iyi hissediyorum. İnsanoğluna sahip olamadığı güzellikler hep daha cazip geliyor işte. Kızınıza benim adıma teşekkür edin lütfen. Görüşmek üzere. Olmayacak öyle bir şey. Baba ben sana diyeyim. Bu adam yine başımıza bela olacak. Kızım, iyi misin? İyiyim. Hadi gidelim artık buradan. Hadi gidelim çocuklar. Sen hiç üzme canını. Sonunda doğru olanı yaptın. Bu heriften kurtulmuş olduk. Nereye böyle acele acele?
Biliyorsun İlhanların mahkemesi var. Onlar dönmeden oraya yetişmem lazım. Mavra'nın başımıza açtığı dertler bitmiyor ki. Eminim o da böyle olsun istemezdi. Ay madem istemiyor adamı yakalamak için o kadar uğraşmasaydı o zaman. Aldı manyağın birini evin içine soktu başımızdan dert eksilmiyor. Bu yeni bir durum değil ki. Türel ailesinin her gün bir sorunu var zaten. Yok bu sefer farklı. Korumalar, kaçırmalar, tehditler. Herkes birden kafayı yedi. Ya Aziz amca Maraşlı'ya biraz fazla mı yüz veriyor dersin? Ay, sorma. Sanki sonradan ortaya çıkmış oğlu gibi davranıyor. O da kendi oğlundan daha çok konuşuyor onunla. Bu kadar ne konuşuyorlarmış ki? Bilmiyorum. Neden bilmiyorsun? Sen o evde yaşamıyor musun? Beni Firuzan'la karıştırma. Kapı dinleme işi onun görevi. Benim seni başkasıyla karıştırmam mümkün mü? Daha ne kadar sürdüreceğiz bunu? Neyi? İşte böyle gizli buluşmalar. Ben halimden memnunum. Ben çok sıkıldım. Artık İlhan'a tahammül edemiyorum. Bak hayatım, şirket de İlhan da şu an çok zor bir durumda. Biraz daha zaman tanıman lazım, tamam mı? Çok az kaldı. Sen de eğer o içinde yaşasaydın anlardın neler hissettiğimi. Ben çıkıyorum, görüşürüz. Ne haber Ozan? İyidir, oteldeyim. Otelde mi? Ozan Bey çapkınlık peşinde galiba. Günahımı alırsın. Hani sen adamlarla buluşacaktın? Adamları bekliyorum. Tekrar buluşma ayarladım. Süper. Mahkeme bitti. Ben de geleyim. Ay yok, gerek yok. Ben onlarla bir görüşeyim, sana haber veririm. Ben bugün işe gelemeyeceğimi söylemek için aradım zaten. Tamam, tamam. Şu işi halledelim yeter. Bu arada mahkeme ne oldu? Tutukladılar mı herifi? Olduğu yok. Mahur ifadesini geri çekti. Savaş beraat etti yani. Sen ciddi misin? Mahur ifadesini geri çekti. Aynen öyle. Neden yapsın ki böyle bir şey? Ne bileyim abi. Klasik mahur şımarıklı işte. Dikkatler onun üzerinde olsun diye herhalde. Sabah sabah hepimizi deli etti. Savaş beraat ettiğine göre bu mesele kapandı o zaman. Adamın meseleyi kapatmış gibi bir hali yoktu ama şimdilik öyle görünüyor. Tamam. Görüşürüz o zaman. Ben sana haber veririm. İlhan. Hadi oğlum. Geldim baba. Ne diyor Ozan? Mahkemeyi merak etmiş. Bir otel lafı ettin. Müşterilerle görüşüyor. Bana bak boşlanıyor değil mi çocuk şirket? Yok baba ne alakası var? Müşterilerle görüşüyor işte. Hadi gidelim. Baba ben stüdyoya geçeceğim. Çalışacağım mı bugün? Yok kısa bir işim var. Sen bilirsin. Dört taş gözünü. Bir şey söylemeyecek misin? Ne gibi? İfademi neden geri aldığımı sormayacak mısın? Hayır. Doğru, sen neden aldığımı zaten biliyorsun, değil mi? Tahmin ediyorum. Ve tahminlerin hep doğru çıkıyor. Genellikle. Az önce bir katilin elini kolunu sallayarak dışarı çıkmasına izin verdiğine inanamıyorum. Durdurur musun arabayı? Hava alacağım. Savaş elini kolunu sallayarak dışarıda gezen ne ilk katil ne de son katil. Bu konuyu kafasına takmayın.
Hani ne karar verirsen vereyim yanımda olacaktın? Böyle mi olacaksın yanımda? Ben size doğru bildiğinizi yapın dedim. Düşmanla işbirliği yapın demedim. Hem siz istiyorsunuz ki ben sizi vicdanınızı rahatlatayım bayan. Ben sizi korumak da görevliyim. Vicdan Allah'la aranızda. Ben senden hiçbir şey istemiyorum. Ben sadece beni anlamanı bekledim. Kimse beni anlamasa da senin beni anlamanı bekledim. Benim sizi anlamam niye bu kadar önemli peki? Çünkü şu anda güvenebileceğim tek insan sensin. Senin dışında bana doğruları söyleyen kimse yok. Annemin dediğini duymadın mı? Büyük bir yalanın içinde yaşıyorsun dedi bana. Ne demek oluyor bu? Sana diyorum. Dinliyorum. Bu kadar mı yani? Bakın bunu niye yaptığınızı anlıyorum. Ama doğru yapmadığınızı söylüyorum. Eğer geçmişe dair bir meseleyi çözmek istiyorsanız... konuşmanız gereken kişi Savaş değil. Aziz Bey. Anlatsa anlatırdı zaten. Görmüyor musun? O da beni bu meselenin içinden uzaklaştırmaya çalışıyor. Doğru olanı yapıyor. Belli ki meseleyi deştikçe altından pislik çıkacak. Ya sen bana kendin demedin mi senin ailenden seni birisi öldürmeye çalışıyor diye? Belki annem o kişinin kim olduğunu biliyor. Belki benim düşmanım annemin de düşmanıydı. Orada bana anlatmak istediği bir şeyler vardı Maraş'ta ve ben bunları öğrenmek istiyorum. Zaten ölürken yanında olamadım. Belki bu meseleyi anlarsam biraz da olsa huzur bulmasını sağlarım. Mahur Hanım, hızlı koşmak için düşmanın atına binen sensin. Kimseyi suçlama. Bir şey soracağım, nasıl yapabiliyorsun sen bunu? Neyi nasıl yapabiliyorum? Dünyanın en duygusal, en anlayışlı adamı gibi davranıp sonra birden nasıl böyle olabiliyorsun? Pardon, unutmuşum. Sen bana fikir vermek için değil, beni korumak için yanındasın, değil mi? Hadi gidelim. Ben hiç anlamadım bu anlattıklarınızı. Özellikle de Mahur'un yaptıklarını. Hiç aklım almıyor. Ben çok şaşırmadım. Kardeşimin büyüdükçe bana benzediğini düşünüyorum. Ne yönden? Kafası hep güzel gibi. Abi şimdi hiç sırası değil gerçekten. Bari şu durumda yapma ya. Bir şey yaptığım yok. Kapandı gitti işte mesele. Hepimiz bunu istemiyor muyduk zaten? Orası öyle. Ben Maraşlı'yı çağırdım. Bir de ona soralım. E mesele kapandı gitti diye seviniyordun. Niye şimdi çağırdın Maraşlı'yı? Bence onun işine son vermek lazım baba. Mahur ifadesini geri çekti, dosya kapandı. Tamamen katılıyorum. Bakalım. Ben kızımı bilirim. Senin kızınsa benim de kardeşim. Benim de. Öyleyse ikinizin de gayet iyi bilmeniz lazım ki... Mahur hiçbir kararından bu kadar çabuk dönmez. Kız kardeşiniz olacak o inatçı keçiyi tanımıyor musunuz? Biliyorum baba, o yüzden söylüyorum zaten. Mahur hiçbir şey o ifadeyi vermekten vazgeçiremezdi. Hiçbir şey diyorum bak. Vazgeçtiğine göre demek ki kendi isteği. Ben bu savaş meselesinden çok sıkıldım artık. (Gülüyor)